Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu süt hayvancılığı. Yani bizim gibi eski usul süt hayvancılık yapanlara, yani yeni girmek isteyenlere bir öngörü, yani bir hesap kitap işlemleri için yardımcı olmak için bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, bizim 3 tane iğnemiz var. Zaten beni takip edenler bilir. 3 tane iğnemiz var. Bu 3 taneden bir tanesi kurudan, bu simental olan. Geri 2 tanesi sağlıyor. Arkadaşlar, bizim ineklerin yani günlük şey verdi 20 kilodur arkadaşlar. Yani 20 bu verir, 20 bu verir, 20 de o verir. Yani böyle bu civar vermesinin sebebi de bizim besleme şeklimiz saman ve yem. Yani kuru besleme, yoncadır, sılajdır, odur budur, hiçbir şey vermiyoruz biz bu hayvanlara. Senede ortalama biz bunlardan 20'şer kilo süt alıyoruz. Şimdi arkadaşlar, kabatası da bir hesap yapacağım. Giderleri fazla düşeceğim. Yani en düşük seviyeden hesaplayacağım. Arkadaşlar, şimdi bunlar 20'şer kilo süt veriyor. 20'şerden 60 kilo süt yapar günde. Günde 60 kilo süt. Biz sütün litresini 14 liradan satıyoruz şimdi. Yani bu sıra 14 TL. Yani 1 litre süt 14 TL. Arkadaşlar, günde 60 litre süt 840 TL günlük para yapıyor. Bu 840 TL'nin yani 30 güne vurursak, ay 30 günden hesaplarsak 30 günde hesaplarsak 25.200 TL para yapıyor. Şöyle ben elime şey de yazdım. Önceden videoda rahat rahat hesaplayayım diye. Arkadaşlar, biz bunlara dediğim gibi sadece saman ve yem veriyoruz. Süt yemi, kepek, arpa. Yani bu üçünü karıştırıp veriyoruz. Pamuk kuspesi de veriyoruz ama onu sadece kışın veriyoruz. Yani dediğim gibi kuru besleme yapıyoruz. Slajdır falan. Hiçbir şeyi vermiyoruz. Arkadaşlar, biz günde bunlara 5 kilo yem veriyoruz. İnek başı. 5 buna veriyoruz, 5 buna veriyoruz, 5 buna veriyoruz. Arkadaşlar, yemin bir torbası 385 TL. 385 TL zam gelmiş. 385 TL'den hesapladım. Belki bizim yemcimiz getiriyor diye 5 TL yol parası eklemiş olabilir. 385 TL bizim burada. Arkadaşlar, 3'üne 5 kilo yem veriyoruz. Yani 5-5-5, 15 kilo yem veriyoruz günde. Bu da ayda, yani 385 TL yemin 1 kilosunu, yani 5 kilo yemden çarparsak ayda 3465 TL yem parası yapıyor. Yani bunların, bu üçünün toplam bir aylık yem parası 3465 TL yapıyor. Yani günde biz bunlara da 40 kilo saman veriyoruz. Yani 20 sabah 20 akşam olmak üzere toplamda üçüne 40 kilo saman veriyoruz. Arkadaşlar, bu hesabım buzağlar falan dışında. Şimdi onları da düşeceğim. Yani kabatası da hesaplıyorum. Bu videonun amacı sadece aklınızda bir soru işaretleri varsa onları kısmen engellemek. Ahırımız eski usul maalesef, dedemden kalma. Şimdi şeye gelelim. Şimdi 40 kilo samanda kalmıştık. Yani 40 kilo samanı 2 TL'den hesapladım. Biz yaptırdığımız sıra 1 TL'ydi. Ama şu an herhalde 2 TL'ler falan uğraşılıyor. Yani zamanında alırsanız 1 TL. Ama şimdiden hesaplarsa 2 TL saman. Bizim burada saman 2 TL şimdi kilosu. Yeni sordum. Arkadaşlar, 40 TL, yani 40 kilo saman 2 TL'den 80 TL günlük yapıyor. Bu da aya vurduğumuzda 2400 TL yapıyor. Arkadaşlar, yem parasıyla bunu topladığımızda 5865 TL şey çıkıyor. Yani yem parasıyla samanı topladığımızda bizim aylık cebimizden çıkan 580-65 TL. Biz buna aylık ilaç manasıdır, odur filan şey yapınca, yani düz 6000 yazdım ben buna. İlaç yazdım zaten yanına. Yani düz 6000 aylık masrafımız var bu ineklere. Arkadaşlar, 6500 TL'de sudur, elektriktir, odur budur ekledim. Yani su parası bize aylık 200 lira geliyor. Bizim şey eve bağlı, şebeke suyu evden geliyor bizim, yani ahıra evin yanında. Elektrik de evden geliyor. Yani bize aylık 200 lira su parası geliyor bu eve. Bu ineklerin içtiği falan da, daha biz bahçeyi falan da sürüyoruz. Yani 100 lira su desek 400 TL'de elektrik diye hesapladık. Yani 400 TL de gelmez. Dediğim gibi ekstra masraflar çıkar diye ben böyle fazla hesaplıyorum. Su, elektrik vesaire yazdım. 6500 TL. 6500 TL'yi 25.000 TL'den çıkardığımızda 18.700 TL kalıyor. Biz buna direkt 18.500 diyelim. Arkadaşlar, bizim aylık cebimizde kalan 18.500. 3 inekten. Şimdi diyecekler, bunun buzağısı var, odur budur diyecekler. Haklılar da. Arkadaşlar, bu inekler senede 2 ay kuru dönemde kalıyor. Yani tam zamanda aşılarsanız 2 ay yani size süt vermiyor. Bu ineklerin hepsi. Yani
10 ayda 180.000 TL yapıyor. 500'ünü buzağlara falan düşersek. Dediğim gibi hesap bu şekilde arkadaşlar. Yani kapatasla hesapladım. Biraz da zamanım kısıtlı. Bugün videosuz geçmesin diye böyle hesapladım arkadaşlar. Eğer yanlış hesapladıysam bana yorumlarda belirtirseniz onu ben şey yaparım. Şu kamerayı da geniş açı alayım. Dediğim gibi arkadaşlar kapatasla hesapladım. Ama hemen hemen cebimizde kalan para bu. Suda zam gelecek. Yani az kaldı. Çünkü zam yapacaklar. Et fiyatları uçuyor. Süt fiyatlarına zam yapmıyorlar. Bu da ineklerin kesilmesine sebep oluyor. Yani bir terslik var bu işlerde ama nerede var, nerede hata yapıyoruz bilmiyorum. Et artarsa süt atmıyor, süt artarsa et atmıyor. Gerçi süt hayvancılığı can çekişiyor. Yani bu sütü dengelemezsek, yani bu diş hayvanı korumazsak biz hiçbir zaman et piyasasını yerinde tutamayız. Gün geçtikçe artar. Arkadaşlar dediğim gibi benim hesabım bu şekilde. 18.500 TL. Ya bu 500'ü de buzağlara çıkalım. Bunlar 2 ay süt vermiyor. Yani onlara çıkalım. Yani 18.000 TL bizim aylık cebimize para kalıyor. Buzağlar falan çıktığımız halde. Yani kapatırsak hesapladım. Yani buzağlara da biz günlük 2 kilo saman bir günde 3 kilo da yem veriyoruz. Ya da 3 kilo bile değil, 2 kilo da yem veriyoruz. Bu buzağlar 4 aylık. Yani biz bu şekilde besliyoruz. Yani bizimki kara düzen. Aslında yonca falan versek bu inekler gayet iyi süt verir. Çünkü yonca bayağı süt yapıyor. Sılaj bayağı süt yapıyor. Sılaj da veriyorduk zamanında ama biz preken de sattığımız için bizim için sütün kalitesi önemli. Kaliteden kastım yağısı. O yüzden biz besleyebildiğimiz en kötü şekilde besliyoruz. Saman ve yem. Yani arkadaşlar biz bu şekilde beslediğimiz halde cebimize 18.000 lira gibi para kalıyor. Yani bu buzağı da yiyor diyecekler şimdi ama bu buzağı zaten büyüdüğünde kendi ne amartıyor diye. Yani ben şu yine 20.000 TL almıştım. Şimdi danasını göstereyim size. Yani danası kurbana gidecek. Yani size kar kalıyor zaten fevkalade. Yani bu şekilde kurbanlıklarımızda. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi kapatası da hesapladım. Olabildiğince dipten hesaplamaya çalıştım. Yani ve ben ineklere yani olabildiğince kötü bakıyorum. Yani kötüden kastım saman ve kuru yem. O halde bu inekler bu şekilde veriyor. Şimdi arkadaşlar her inek aynı kiloyu vermez. Bunlar biraz kültürlü hayvanlar. Yani kanları iyi, damızlık vasıflı hayvanlar. O yüzden bu şekilde yani gidip de ufak tefek bir inek alıp köylü ine, kara sığır dediğimiz yoz hayvan diyorlar bazı yerlerde. Yani onlardan alıp da bu kilolar vermesini beklemezsiniz. Bu ineklerin şu anki değeri 70.000 TL. Yani 70.000 de olmasa da 60'tan yani et parası zaten arkadaşlar. Bunun videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ineklerin canlı kilosu 600 kilo civarında. Dediğim gibi arkadaşlar inekçiliğe başlamak isteyenler hesap bu şekilde. 18.700 TL kalıyor. Buzağlar falan düşmedim. Yani onlar da düşersek dediğim gibi yani 18.000 TL kalır gibime geliyor. Çünkü buzağlara biz fazla yem vermiyoruz. Zaten yani günde 2 kilo yem. 2,5 kilo falan yem. 2 kilo da saman veriyoruz. Biz daha çok saman ağırlıklı besliyoruz. Çünkü kendimiz çiftçiyiz. Tarlalarımızdan saman geliyor. Gerçi saman da çok para olmuş arkadaşlar. Yem parasını yetişti neredeyse. İşin garip tarafı da bu. Bir besin değeri yok ama artıyor da artıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar kültürlü hayvanlar. Öyle köylü ineği alıp da bu kiloları almak yani biraz zor. Biraz boğazınıza bakmak lazım. Biz 2 öğün besliyoruz. Bir sabah bir akşam olmak üzere. Eskiden 3 öğün besliyorduk. İnekçiliğe yeni başladığımızda. O zaman biraz daha fazla süt alıyorduk. Arkadaşlar bu ineklerimiz sene 12 ay. Bu 12 ayın 3 ayı, 4 ayı, 4 ayı dışarıdalar. Yani 4 ay dışarıda dedim mi? Ara ara dışarıdalar. Yani haftada 2 gün, 3 gün olmak şartıyla. Çünkü yayacak beramız da yok. Full içeride bizim inekler. Zaten videolarını takip edenler görür. Ahırımız binaların arasında. Arada bir regrasa bırakıyoruz. Arada bir tarlalara götürüyoruz. O şekilde. Yani bu şekilde kötü beslediğimiz halde yani bu kadar bir para kalıyor. Yani iyi beslerseniz bu para illaki artar. Ama dediğim gibi elimizdeki malzemelerle besliyoruz. Kendimiz çiftçiyiz. Saman ve yemle besliyoruz. Yani o şekilde beslediğimizde bu şekilde kalıyor. Bunlara eminim yani yonca falan verdiğim zaman fevkalade sütleri artıyor. Beşer kilo sütleri artıyor arkadaşlar. Yaş yonca verince kuru yonca da aynı şekilde. Yani 20 kilo veriyorsa 25 kilo veriyor. 20 kilo veriyorsa 25, 15'er kilo süt veriyor. Farkı oluyor. Ve dediğim gibi 2 ayda bunların kuruda kaldığını hesaplarsak
Düz bizim evimiz 18.000 TL. Yani 12 ayda 18.000 TL para kalıyor. Bence iyi para arkadaşlar. Milletin yanında çalışmaktansa kapınızda böyle inekleriniz olsa fevkalade inek yani ailenizi geçindirirsiniz. Ve yani inekçilik yapanlar da tek inek de beslemez. Bakın arkadaşlar tavuk. Yani kumestir. Yani tavukçuluk da yaparsanız ek gelir. Gazınız olur, culuğunuz olur. Yani arkadaşlar gazla culukla bir aylık geçiminizi sağlasanız geriye kalır 11 ay. 11 ayda bu inekler zaten. Bir ayda tavuklar deseniz 10 ay. Zaten bu inekler de 10 ay sağlıyor. Yani arkadaşlar hayvancılığın kapısında her türlü hayvan olması lazım bence. Çünkü yani boş zamanınız çok oluyor. Tabii bizim için geçerli bu. 3 tane inek için söylüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bence güzel. Yani bir de bu hayvanları sevmek lazım bu işi yapmak için. Çünkü şu boka, şu sideye katlanmak lazım. Ahır da biraz kirli. Birazdan temizleyeceğim. Dedim temizlemeden önce bir video çekeyim diye. O şekilde böyle yaptım. Şimdi yemlerini de göstereyim. Gerçi videolarım da var ama yeni takip edenler için belki inanmayanlar olur. Arkadaşlar verdiğimiz yem bu. Şimdi şu videoyu geniş açıdan alayım. Verdiğimiz yem şu şekilde arkadaşlar. Ya. Bir tas bundan böyle döküyoruz. Bir yarım daha tas bundan döküyoruz. Geri kalanını da şöyle süt yemiyle dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle süt yemi dolduruyoruz. Bu şekilde şöyle bir kova. Arkadaşlar bu kovaları tattığım video da var kanalımda. Eğer bir şüphe duyanlar varsa o videoya da bakabilir. Dediğim gibi günde 5 kilo, 5,5 kilo falan yem veriyoruz ineklere öğünde. Yani şu şöyle kova 2,5 kilo geliyor yem dolusu. 2,5, 5 kilo yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar hesap burada. Belki yanlışlarım olabilir. Çünkü ben ilk defa hesaplıyorum. Yani kafatasla hesaplıyoruz. Biz sütü prekende sattığımız için bu fiyatlar. Şimdi sütçüye versek 10 lira 11 lira falan diyoruz. Bizim sütün litresi 14 TL. Ama onun da ona göre zorluklar var. Kapı kapı süt daha diyoruz. Yani gaz parası falan yakıyoruz. Ama dediğim gibi sütümüz yağlı ve millet tarafından beğenilen bir süt. Yemimiz ŞK yem ekstra. Bizim buranın yemi. Burası Şerefli Koçlar. ŞK'da Şerefli Koçlar'ın yemi oluyor. Yem sanayi. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Video fazla uzamasın. Yüklemekte sorun yaşıyorum. Daha YouTube'a yeni girdik. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Hesap burada. Tekrar söylüyorum. Eğer bir yanlışlığım varsa yorumları yaparsanız tekrardan bu videoyu çekerim. İneklerin durumu da böyle. Şu mondofonu başımıza çekelim. Dediğim gibi bu doğuracak. Az zamanı kaldı. 2 ay kaldı. Buraya çekelim. Evet, bunlar da yem damına girince yem verecek sünnette biraz möhlemeye başladı. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın.